Merhaba Gökhan Bey, nasılsınız? İyiyim ama sesiniz biraz az geliyor. Rüzgardan. Bayağı az geliyor sesiniz. Sizle bir görüşme yapmak istedim ama. Şimdi biliyorsun 16 Mart'tan itibaren okulumuzda eğitim öğretim devam etmiyor. Uzaktan eğitimle bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Peki nasıl gidiyor bu süreç? Nil için nasıl gidiyor? Sizin için nasıl gidiyor? Bizim için iyi ama Nil için kötü tabii. Neden? Ya okula gidip gel, öz işinde kötü de yine. Çok güzel. Ve çalışıyor yani. Yani ödevleri yapıyor. Yani ite kaka da olsa yaptırıyoruz yani. Yani tabii biraz motivasyon kaybı mutlaka oluyor. Çünkü okula gelmiyor. İşte arkadaşlarıyla görüşemiyor vesaire. Onlar motivasyon kaybına sebep oluyor ama tabii öğretmenler de sağ olsunlar hepsi bu açıkları kapatmaya çalışıyorlar. Sana samimi söyleyeyim, sanki okuldayız gibi. Ha, ne kadar güzel. Duymak vallahi çok iyi oldu bunları. Yani ilgi, alaka böyle, ben acaba sadece bizim gibi diyorum böyle ama sanırım öbür öğretmenlerimiz de aynı ilgiyi gösteriyordur. Aynen. Diğerleri de sürekli çalışmalar yapıyor. İşte biz de böyle bir arada arayıp nasıl gidiyor süreç sizin için, çocuk için diye böyle bir... Efendim? Cahit Bey merhaba, ben Cumhuriyet Okulu Müdürü Erdem Bayram. Nasılsınız? İyiyiz, biz de teşekkür ederiz. Şimdi 16 Mart'tan beri biliyorsun okula evet. Devam edemiyor çocuklar. Evet. Şimdi öğretmenler mutlaka sizle iletişime geçiyordur ama biz bir de okul idaresi olarak da işte bu süreç nasıl gidiyor çocuklar için, sizin için evet. Bunu vallahi, bir konuşmak istedik. Nasıl durumlar? Vallahi çalışıyor ya, yapıyor derslerini, bak yapıyor yani, takip ediyor. Televizyondan da şeyi takip ediyor değil mi yayınları, EBA TV'den? EBA TV'den mi? Evet. Yok, onu bilmiyordum bak. Nereden şeyleri yapıyor? Öğretmenin verdiği ödevleri mi yapıyor? Yani işte onlardan yapıyor yani. Çarpım tablosu, yoklama, çıkartmaları hepsini çalışıyor yani her gün. Anladım. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ya vallahi durumlar? Şimdi biz de karantinadayız ya. Bakın işte çarşamba günü bitecek bakalım. İnşallah. Hani? Tahir oralarda mı, yanında mı Tahir? Evde. He, sen yanında değil o zaman yani. Yok, evin önündeyim ben ya. Tamam. Ne oldu, vereyim mi? Bir versene, Tahir'le de konuşayım ya. Tahir'i de özledim. Ben yazacağım şimdi ya. Vallahi işte öyle çalışıyor adam ya. Ama yani tam da tam şey yapamıyor yani çocuk. Bilgisayar ya, adamı ne yapmış herhalde. Ama bilgisayarda yok ki nasıl şey yapacak. İşte televizyondan EBA yayınlarını takip edebilir. EBA TV var ilkokulun. Ben olmazsa Tuğçe hocama da söyleyeyim. Tuğçe hocam size bir ulaşsın. Tekrardan bir açıklama yapsın size o konuyla alakalı. Olur. Bir dakika dur, ben vereyim. Hayır. Alo. Alo Tahir, nasılsın? İyiyim hocam. Çalışıyor mu derslerini? Evet, biraz. Biraz. Neden evet. Biraz? Neden biraz? İşte öyle matematik, Türkçe, rahat bilgisi. Öğretmenin ödev veriyor mu size? Yok. Hiç ödev yapmıyor mu? Nereden çalışıyorsun? Nerelerden çalışıyorsun? Böyle işte matematik, Türkçe, rahat bilgisi. Sorular çözüyorsun. Biraz da okuma yapıyorum hocam. Bak kitap oku bol bol, tamam mı? Okulu özledin mi? Okulu özledin mi? Özledim evet. Ben de sizi çok özledim. Kendine iyi bak, tamam mı? Hadi tamam. Görüşmek üzere Tahir. İyi günler. İyiyim hocam, sen ne yapıyorsun? İyiyiz çok şükür. Nasıl gidiyor? Vallahi karantina.
Karantina devam mı? Devam. 16. Devamın da yarın bitmesi lazım. Hı-hı. Ama girdiğimiz günü saymıyorlarmış. Bir gün daha. Yani. 16 Mart'tan... Ben anladım. 16 Mart'tan beri okullar kapalı. Salih kapalı. Gelemiyor okula. Ne yapıyor? Aynen. Salih ne yapıyor? Salih ne yapıyor? Öğretmen ona WhatsApp'tan şey atıyor. Ödev mi? Annesiyle beraber ders yapıyorlar. Ne güzel. Salih yanında mı abi? Yanımda. Onunla da bir görüşeyim aramışken. Tamam. Tamam abi. Alo Salih. Efendim. Nasılsın? İyiyim, siz? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Okula gelemiyorsun. Peki efendim? Okula gelemiyorsunuz 16 Mart'tan beri. Bayağı da zaman oldu. Özlediniz mi okulu? Özledim. Sadece okulu mu? Arkadaşlarını mı? Yoksa beni de özledin mi mesela? Hepinizi özledim. Ben de sizi çok özledim. Hepinizi ayrı ayrı özledim. Peki okula gelemiyorsun. Dersleri yapamıyorsunuz okulda. Peki evde neler yapıyorsunuz? Kitap okuyorum. Hı-hı. Ondan sonra ödevlerimi yapıyorum. Öğretmenin ödev veriyor mu? Efendim? Öğretmenin ödev veriyor mu? Veriyor. Nasıl yolluyor size? WhatsApp'tan atıyor. Evet, çok güzel. Aferin. Salih, peki var mı bizden bir isteğin? Bizden bir şey ister misin? Yok. Teşekkür ederim. İstediğin bir şey varsa yardımcı olabilirim. Yok. Tamam o zaman Salih'cim, kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşmek üzere. İyi günler. Merhaba müdürüm, nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Ne yapalım? Nasıl gidiyor? Valla devam işte. Hayvanlara gidiyoruz, geleceğiz. Yaptığımız başka bir iş yok. 16 Mart'tan beri okullarımız kapalı, biliyorsun. Çocuklar gelemiyor. Aynen. Bu süreçte nasıl gidiyor? Neler yapıyor Esma Nur? Durmadan ya kitap okuyor ya işte verilen dersleri yapıyor. Hı-hı. Hiç durmuyor yani. Devam. Ne güzel. Peki Esma Nur yanında mı? Yok. O şu anda şeyde. Ben hayvanlara geldim de evde o. Tamam. Tamam. O zaman... Eşin... Onunla da görüşecektim, ne yapıyor ne diye de. Öğrencileri arıyorum öyle, anne babalardan bazılarını arıyorum da. Akşam ben sizi arasam olur mu? Olur. Tamam, olur. Akşam görüşürüz. Tamam. Tamam. İyi günler. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. A'sı, elmanın E'si, ıspanan I'sı, ipin İ'si, otun O'su. Ananın ömrü 45 günde, bunun yarısı iç işlerde, diğer yarısı dış işlerde çalışır. Bir arı ömrü boyunca yarım çay kaşığı bal getirir. Sakın düşünme. Evet. Bal getirir. Unuttum. Tozlaşma. Eğer bir arı yok olursa, eğer arılar yok olursa meyve ve sebzenin tozlaşmasını sağlayamazlar ve insanoğlu açlıktan ölür. Ve arıların kıymetini bilelim. Koalalar. Koalalar günde 20 saat uyurlar. Koalalar okaliptus ile beslenirler ve koalaların en güçlü silahları pençeleridir. Kaktüsler. Kaktüslerin içinde su bulunur. Kaktüsler 150 ila 200 yıl yaşarlar. Ama bazı kaktüslerin içindeki sular zehirlidir. Arkadaşlar, bunları biliyor muydunuz? Yunuslar insan ve maymunlardan sonraki en zeki canlı türüdür. Yunuslar insanların söyledikleri her şeyi anlarlar. Yunuslar başlarının önündeki özel organdan saniyede 200 bin titreşimli ses dalgaları yayarlar. Ayrıca uyanık kalarak uyumak beyinlerin yarısını kapatırlar. Görüşürüz. Sevgili arkadaşlar, bunları biliyor muydunuz? Flamingolar aslında pembe doğmazlar.
yavru flamingoların tüyleri beyaz ya da gri ve pofuduktur. Yedikleri bitkiler ve kırmızı turuncu pigmentler içeren karidesleri yiyerek tüyleri pembeye dönüşür. Ve çok severek yediğimiz çilekle ilgili de şunları söylemek istiyorum. Çileğe mikroskopla bakıldığında tam ortasında küçük bir bölümün krala benzediğini görürsünüz. Ayrıca çekirgelerin kulakları da dizlerindedir. Görüşürüz. Biliyor musunuz, şubu kuşları arkadaş edinmek için diğer şubu kuşlarıyla gagasından garip sesler çıkartırlar. Şubu kuşları sulak ve sıcak yerlerde yaşarlar. Şubu kuşları uzun bacakları vardır. Şubu kuşlarının gagası ayakkabı burnuna benzer. Bu gagaları sayesinde daha iyi balık avlarlar. Spinosaurus günümüzden 97 milyon yıl önce yaşamış olan en büyük etobur dinozordur. Uzunluğu 17 metre, ağırlığı ise 11 tondur. T-Rex'ten daha güçlüdür ve kamburdur. En büyük düşmanı ise Carcharodontosaurus'tur. Bay bay. İneklerin günde ortalama 40 bardak süt ürettiğini biliyor muydunuz? Balinaların çıkardığı ses 850 kilometre uzaklıktan duyulduğunu biliyor muydunuz? Aslanların 2 yaşına kadar kükreyemediğini biliyor muydunuz? Sümüklü böceklerin 4 tane gözü olduğunu biliyor muydunuz? Peynirler parlası, pireleri tepeler, spireli peynirlerde pırpır pır parlası derler. Ben de sizin meydanı kırım. Sizin macaya konmuş alı balı kabaklı baykuş, bizim macaya konmuş alı balı kabaklı baykuşa demiş ki nasılsın alı balı kabaklı baykuş? Biber ber, biber bere, bire berber gel beraber biber ber dükkanı açalım demiş. Nuraşan, ben de sana meydan okuyorum. Al bu takutukaları takutukacıya takutukalatmaya götür. Takutukacı takutukaları takutukalatmam derse takutukaları takutukacıdan takutukalatmadan al da gel. Merhaba arkadaşlar, ben de size meydan okuyorum. Ellerim tombik tombik, kirlerince çok komik. Kirli eller sevilmez, güzelliği görünmez. Dişlerin bakımı ister, hele saçlar hele saçlar. Uzayınca tırnaklar, kirlenince kulaklar. Bizi pisterler, pisterler. Bir ahtapotun 3 tane kalbi vardır. Bozoylar 48 kilometre hızla koşabilir. Elektrik balıkları 600 volta kadar elektrik verebilirler. Vali il, kaymakam ilçe, muhtar mahalle köy, belediye başkanı il ilçe öğretmeni sevgili. Herkese merhaba. Sizlere prizma çalışmamı göstermek istiyorum. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere prizmaların katlanma etkinliğini sunacağım. İlk önce üçgen prizmamızdan başlıyoruz. Sonra kare prizmamıza geçiyoruz. En son olarak da dikdörtgen prizmamıza geçiyoruz. İşte bu kadar. Görüşürüz. Dünya İyi akşamlar. Çok büyük diye sordum anneme. Hayır dedi annem. Değil elbette. Ama nasıl olur dedim. Şaşkın gözlerimle. Kitap verdi elime. Oku dedim. Anlayacaksın sen de sen okudukça. Dünya küçülüp gelecek ellerine. Bakamıyorsam eğer gözlerine, bana kaç kez seslensen de, başka bir dünyada gibiyim. Ben büyüyünce ne olacağım anne?
küçük bir tavuğum ben. Güneşin ol, el ele yürüyeyim geleceğine. Ben de gösteririm belki bir gün görmeni istediklerimi. Yeter ki erkenden fark et, tanı. Ben büyüyünce iyi olabilirim. Anne, merhaba, nasılsın? Top oynayalım mı? Diğer çocuklardan ne farkın var? Kokusunu anlatır mısın? Şimdi kış gelmeden yiyeceklerini depolar. Kış gelince kış uykusuna dalarlar. Kış uykusunda bazıları donar, bazıları uyuşur. Sonra birazcık yiyecekler yerler. Sonra kış uykusuna devam ederler. Tamam anneciğim, teşekkür ederim. Peki anneciğim, kış uykusuna yatan hayvanlar hangileridir? Ayı, kaplumbağa, köpek ayıları, memeli hayvanlar. Köpek? Balıkları. Ha, tamam, başka? Memeli hayvanlar. Herkese merhaba. Sizlerle birlikte karabiber deneyini uygulamak istiyorum. Öncelikle sütümüzü döküyoruz. Sonra karabiberimizi döküyoruz. Öncelikle kulak çubuğunu alıp batırın. Sonra sabunu alıp deneyin. Gördünüz mü? Yani el yıkama önemli bir şey olduğunu sizlere göstermek istedim. Ama yoklar, evde kal, yoklar.